Anadolu TV ekranlarından merhabalar. Ben Şeyma Atar. Tarihlerimiz 3 Nisan 2022 gösteriyor. Günün sıcak gelişmelerini sizlere aktaracağız. Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, gıda fiyatlarında artışları yakından takip ediyoruz. Bakanlıklarımız denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde ifadelerini kullandı. Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, gıda fiyatlarında artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine göz dikenlere acımayacağız. 3 kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine veriyor. Bakanlıklarımız denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe ofisinden canlı bağlantıyla Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış töreninde konuştu. Stokçuluk ve gıda fırsatçılık yapanlara sert çıkan Erdoğan, bu yılda elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü biz devlet olarak yükleniyoruz. Gıda maddelerinin fiyatlarında artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenler acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine veriyor. Bakanlıklarımız denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde, bunların etiketlere yansımasını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valinin kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planını içeren genelge gönderildi. Genelgede 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konuk evi sayısının artırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı. 5 ana hedef, 28 alt hedef belirlendi. Genelgenin içeriğinde en dikkat çeken başlıklardan biri 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturma eğitimleri verilmesi oldu. 2021-2025 yılları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 faaliyet planında 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede en dikkat çeken uygulamalardan biri 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi oldu. Buna göre aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu çerçevede yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 yayımlandı. Buna göre ülke genelinde en fazla boşanma nedeni %32.2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma oldu. Araştırmada ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği görüldü. Kadınlar en fazla %94.4 ile çocuk bakımı, %85.6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama, %85.4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi. Evliliklerin %46.1'inin görücü usulü ve kendi rızasıyla, %34.9'unun kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, %10.7'sinin görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla, %5.3'ünün kaçma kaçırılma ve %2.7'sinin kendi kararı ve ailesinin rızası dışında gerçekleştiği görüldü. Görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenen erkeklerin oranı %45.9, kadınların oranı %46.3 iken, görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla evlenen erkeklerin oranı %8.6, kadınların oranı ise %12.5 oldu.
Boşanma nedenlerine bakıldığında Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni %32.2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak belirlendi. Bu oran erkekler için %41.2, kadınlar için 24.2 oldu. Erkeklere göre sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en önemli boşanma nedeni %11.0 ile aile büyüklerinin aile içi ilişkilerine karışması ve %9.7 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlamama oldu. Kadınlara göre diğer en önemli boşanma nedenleri 19.3 ile aldatma ve %14.6 ile şiddet ve kötü muamele olarak belirlendi. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özeseki Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Millet İttifakı'nın HDP ile tehlikeli oyunlar içerisinde olduğunu belirten Özeseki, malum o kadar yıldır muhalefet ediyorlar, envai çeşit algı, yalan ve iftiralarla bunları destekliyorlar ama %25'i geçemiyorlar. İttifak içerisindeki bazı partilerin oy oranları ortada. Ne yapıyorlar? HDP'nin oyuna muhtaç oldukları için tehlikeli bir oyunun içerisine giriyorlar. Hiçbir gaye için terör örgütüyle temas olmaz. Kandilden göz göre göre emir alanlarla temas olmaz. Bunlar doğru şeyler değil. Altılı ittifakın temel ilkeleri yok, birikimleri yok, ekonomik göstergeleri yok, hiçbir şeyleri yok. Akıllarına gelen her şeyi vaat olarak söylüyorlar. Türkiye için mantıklı hiçbir projeyi önümüze koyamıyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ülkeyi tekrar koalisyon hükümetlerine sürüklemek istiyorlar. Milletin önüne dobra bir şekilde çıkamıyorlar. Bunu milletimiz yakından görüyor ve takip ediyor ifadelerini kullandı. Son zamanlarda üst üste gelen zamlarla ilgili de konuşan Özeseki, hayat pahalılığının nereden kaynaklandığını vatandaşlarımıza doğru dürüst izah etmemiz gerekiyor ve vatandaşın da bunu bilmesi icap ediyor. 2 yıl boyunca pandemi dönemi yaşadık. Dünyada tedarik zinciri bozuldu, ulaşım işi karıştı, çalışma şartları değişti, ham maddeye ulaşamama gibi bazı sorunlar baş gösterdi. Şimdi de Ukrayna-Rus savaşı çıktı. O da belli temel gıda maddeleri başta olmak üzere enerji ve çelik sektörünü etkiliyor. Dövizdeki oynamanın büyük bir bölümü oradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin en büyük cari açığı enerji sektöründe diye konuştu. Yapılan anketlerde milletin tercihinin yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunun altını çizen Özeseki, pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşından dolayı enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar ister istemez ülkemizde etkiledi. Milletimizden sabırlı olmalarını ve bize her zaman olduğu gibi güvenmelerini istiyoruz. Bu konuyu yine biz çözeceğiz. Yapılan anketlerde birinci parti AK Parti. Bunda hiçbir şüphe yok. Cumhur İttifakı da en yüksek oyu alan ittifak. Karşı tarafta hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Vatandaşımıza soruyoruz. Lider Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Vatandaşımıza sorunu kim çözer diye sorduğumuzda AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebahati Ataman, İl Kadın Politikaları Başkanı Berlin Önder, Toplumsal Politikalar Başkanı Belgüzar Kılıç ve Kadın Kolları İl Başkanı Mediha Köken, Kayseri'de kadın muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek muhtarların ve onların aracılığıyla mahalle sakinlerinin sorunlarını, isteklerini ve taleplerini dinlediler. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebahati Ataman, birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğumuz muhtarlarımız, mahallelerini temsilen yaşanan sorunları, isteklerini ve taleplerini bizlere ilettiler. Bünyan'dan Pınarbaşı'na, Ziya Gökalp'ten Mevlana'ya kadar birçok mahallede toplu taşımada sıkıntılar yaşandığını, kimi yerde sefer sayısının azlığı, kimi yerde ilk duraklarda dolan otobüsler nedeniyle diğer duraklarda otobüslerin dolu geçtiğini öğrendik. Çoğu muhtarımız mahallelerine halk ekmek büfeleri istediklerini fakat Büyükşehir Belediyesi tarafından taleplerinin reddedildiğini ifade ettiler. Tabii bunun dışında İrdem'de kart dolum noktalarının yetersizliği, Ziya Gökalp'te muhtarlıklarımızın bilgisayar, yazıcı ve internet gibi demirbaşlarının olmaması, Ahyevran'da altyapı sorunu, Hunat'ta ve Toki Bahçeli evlerde gençler ve çocuklar için sosyal tesislerin olmaması gibi birçok konu tarafımıza aktarıldı. Bu konularla ilgili partimizde bir komisyon oluşturup çalışmalarımıza başladık. İlgili mercilere sorunların çözümü için taleplerimizi iletecek ve sürecin takipçisi olacağız dedi.
Kayseri Mirasımız Derneği Başkanı Murat Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'e nezaket ziyaretinde bulundular. Kayseri Mirasımız Derneği Başkanı Murat Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarete Teşkilat Başkanı Adem Kahveci, İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akgün ve Sebahattin Demirel de katıldı. Dernek Başkanı Murat Çakır, Ramazan ayında Kudüs'te yapacakları faaliyetleri ve Kudüs'ün son durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Narin ise ziyareti Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri, tüm Müslümanların kılınç hakkıdır. Dolayısıyla İslam toprağıdır ve öyle de kalacaktır. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve tüm dünyada akan kanın, Siyonist zulmün durduğu milletimiz ve tüm İslam aleminin huzur, barış ve refah içerisinde karşıladığı bayramlara ulaşmayı diliyorum dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin düzenlediği Mutlu Evlilik Akademisi sertifika törenine katıldı. Büyükkılıç burada gençlere evlilik üzerine verdiği nasihatler ders niteliğindeydi. Kaymakamı Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Mutlu Evlilik Akademisi eğitim programı düzenlendi. 4 haftalık eğitimleri kapsayan Mutlu Evlilik Akademisi'nde katılımcılara evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi gibi konularda eğitimler verildi. 4 haftanın sonunda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi konferans salonunda sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, sevgili gençlerimiz, işin özü muhabbettir. Aksi takdirde yapılan her iş yük olur dedi. İşin özü muhabbettir. Severek almak, severek evlenmek, severek işimizi yapmak, severek çalışmak. Her konuda sevginin işin içerisinde olduğu boyut olursa takdir edersiniz yük olmaz. Aksi takdirde yapılan her iş kendinize yük olur. İslam ahlakı üzerine Allah'a kul, peygamberimize ümmet olma şuuruyla bir işe başlar, o işi sürdürür, hayata geçirirseniz Cenab-ı Allah sizi darda koymaz. Büyükkılıç evlilik üzerine önemli nasihatlerde bulundu. Ben evleneceğim işte oğlanın ya da kızın şöyle bir evi olsun, şöyle bir eşyası olsun, şöyle bir bilmem ne olsun diye dünyalık kriterleri, objeleri ön plana çıkartıyorsanız size söylenecek zaten bir şey kalmamış demektir. Ama yeter ki ahlaklı olsun, yeter ki dürüst olsun, yeter ki duyarlı olsun ve hassasiyet göstersin, benim değerlerime sahip çıksın diyorsanız zaten elhamdülillah yine size söylenecek bir söz yok, olay bitmiş demektir. Katılımcılara küfür kelimesinin anlamını soran Büyükkılıç, doğru cevap veren bir vatandaşa saat hediye ederek şunları söyledi. Küfüven ehad diye geçiyor ya Kur'an'da, İhlas suresinde. Onun dengi yok diyor. Onun eşi benzeri yok diyor. O Cenab-ı Allah için geçerli ama bizim için küfür denklik demek. Nedir bu? Mümkün ise yaptığınız eğitimin doğasına uygun bir eğitimliği. Ahlaki manada denkliği, aile bağlamında denkliği, aile müessesesi çok önemlidir. Aile müessesesi sağlam olursa oradan yetişen yavrularımız elbette ki o mantık içerisinde olursa bir toplumun, bir şehrin, bir ülkenin, bir devletin geleceği Allah'ın izniyle garanti olur. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ekiplerinin belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarına yönelik temizlik çalışması yaptığını söyledi. Çiftçilerin sorunsuz bir yaz geçirmesi için gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekipler belediye sorumluluğunda olan sulama kanallarının temizliğini yapıyor. Sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yürütülen çalışma kapsamında kanallar temizlenerek su akış yollarının açık kalması sağlanıyor dedi.
Talas'ta 58. Kütüphaneler Haftası her güne ayrı bir organizasyonla dolu dolu kutlandı. Bu kapsamda Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de düzenlenen etkinlikler dizisiyle farklı bir kütüphaneler haftası yaşandı. İlk olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in katılımıyla başlatılan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri daha sonra 4 gün boyunca farklı organizasyonlarla devam etti. Etkinliklerin son günü olan 1 Nisan Cuma günü otizmli çocuklara yönelik olarak ailelerine kaygı bozukluğu ve hiperaktivite konularında seminer verildi. Ailede bir sıkıntı var, öğretmen bir sıkıntı çıkarıyor, sanki kişiliğindeymiş gibi bir olumsuzluk yaşıyor maalesef. Günün sonunda çocuklara yönelik olarak Doru isimli animasyon filmi gösterimi yapıldı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, uzak, çok uzak diyarlarda, Karaat adında... Koca Sinan Belediyesi'nin Ramazan ayında başlattığı ikram çeşmesi uygulamasıyla iftar ezanına yetişemeyen vatandaşlar sokakta iftarlarını açabiliyorlar. Başkan Çolak Bayraktar, 2015 yılında hizmete sunulan İkram Çeşmesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü hizmet ederken, bu sefer ise Ramazan ayı süresince Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ikramda bulunacaklarını vurguladı. Çolak Bayraktar, Ramazan ayının maneviyatı açısından İkram Çeşmesi uygulamasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlarsa çok memnun kaldıklarını ifade ettikleri ikram çeşmesi uygulamasından dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamları kapsamında bir televizyon programına katıldı. Büyükkılıç programda Gesi Bağları türküsünü söyledi. Programda ticaret, endüstri, sağlık, gastronomi, kültür, sanat, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri'de 3 yılda kazandırdığı birçok önemli projeyi anlatan Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünde söyleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Orkestra ile birlikte Türkiye'ye eşlik eden Başkan Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünün anonim türküler arasında en önemli ve anlamlı bir türkü olduğunu ifade etti. Gesi Bağları bir medeniyetlerin buluştuğu bölge. Oramaz Vadisi'nin içerisinde olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan şehrimizin en önemli merkezlerinden birisi. Oramaz Vadisi bilindiği üzere UNESCO tarafından geçici dünya miras listesine alındı. Biz bunun kalıcı olması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani Gesi Bağları sıradan bir türkü değil. Yeraltı şehirleri dahil, güvercinlikleri dahil, dini değişik eserlerin olduğu, sivil mimari örneklerinin olduğu, değişik bitki zenginliklerinin olduğu, doğal hayatın adeta en zengin boyutunun olduğu bir yöreden söz ediyoruz. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Yukatel Kayseri Spor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Kayseri Spor takımının küme düşme diye bir korkusunun olmadığını söyledi. Yukatel Kayseri Spor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, bu yenilginin sorumlusu benim dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Kendi sahamızda üst üste aldığımız 5. mağlubiyetten dolayı üzgünüm. Bunun sorumlusu benim, taraftarımızın protestosu gayet doğal. Maça gelince 4 gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Mutlaka oyuncularımızın analizini yapacağız. Kayseri Spor takımının küme düşme diye bir korkusu yok. Bu
Bunu herkese söyleyeyim. Bütün enerjimizi kupaya verdiğimiz için son oynadığımız maçlarda zaman zaman hem fiziksel hem kart cezalısı hem de zihinsel olarak bir takım yorgunluklar yaşadık. Maçtan önce beni üzen Konya, Altay, Trabzon maçlarıydı. Bütün bunların telafisini bu maçta yapabilirdik, yapamadık. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının her geçen gün performansının yükseldiğini, bireysel olarak da gelişim gösterdiklerini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayseri'ye gelirken iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini vurguladı. Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu, iyi mücadele ettiğini belirten Kartal, kupada kendilerini ve Beşiktaş'ı elediklerini hatırlattı. Son 4 maçtır kaybettiklerinden bu maçın onlar için çok önemli olduğunu bildiklerini dile getiren Kartal şunları söyledi. Bizim için de çok önemli. Sonuçta bizim de 12-13 milli takımdan dönen oyuncumuz vardı. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de bütün stratejilerimizi, analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Sadece hafta içinde bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Oyuncularıma bunun sebebini sordum. Havaların ani sıcaklığından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de böyle bir ortamda havada maç oynandı. Bahar kaynaklı oyuncuların performansı düşüyor. Bugün de biz bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek tempoda maç oynuyorduk. Bugün her iki takım açısından da düşük tempoda oynandı maç. Ama buna rağmen ilk yarıda 3-4 tane pozisyonumuz vardı. İlk yarıda maçı kopartabildik. Maçı kazanmasını bildik. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayseri Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi sporcusu Emre Mutlu 55 kilogramda Avrupa Güneş Şampiyonası Greco-Roman stilde bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Avrupa Güreş Şampiyonası Greco-Roman stilde mücadele eden 18 yaşındaki Emre Mutlu aynı zamanda Kayseri Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi sporcusu. Emre Mutlu 55 kilogramda Avrupa Güreş Şampiyonası Greco-Roman stilde bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. 20 gün önce Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu ilk kez mücadele ettiği büyükler kategorisinde Macaristan'da kürsüye çıktı. Moldovalı sporcuyla karşılaşan Mutlu rakibini son bölümde tuş ederek Avrupa üçüncüsü olarak minderden ayrıldı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum efendim. Hoşça kalın.